Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27 ila 46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar. Bu iri gövdelerine karşın çoğu iyi bir tırmanıcı ve usta bir yüzücüdür. İnsanlar gibi topukları da yere değmek üzere bütün ayak tabanını basarak yürüyebilirler. Her ayağında 5 parmak, parmaklarının ucunda da içeri çekilmeyen tırnakları vardır. Tembel ayı gibi bazı türlerde pençeleri kazmaya çok elverişlidir. Kuyrukları çok kısadır. Tüyleri uzun ve çoğu türlerde kahverengi ya da siyah olmak üzere tek renklidir. Sadece büyük pandanın beyazlı siyahlı bir rengi ve kutup ayısının beyaz renkli tüyleri vardır. Bazı türlerin göğüslerinde ya da yüzlerinde farklı şekiller vardır. Ayılar genel olarak hem et hem de otla beslenen hepçil hayvanlardır. Bu hayvanların beslenmesinde et, balık ve meyve önemli yer tutar ama familya üyelerinin beslenme tercihleri türden türe değişiklik gösterebilir. Örneğin tümüyle etobur olan kutup ayısı en çok fokları yeğlerken büyük ölçüde otçul olan gözlüklü ayı bitkilerle beslenmeyi seçer. Bu arada hemen hepsi baldan hoşlanır. Ayılar, etleri ve kürkleri için tarih öncesi zamanlardan beri insanlar tarafından avlanırlar, ayı kızdırma ve dans ettirme gibi diğer eğlence biçimleri için de kullanılmışlardır, güçlü fiziksel varlığıyla, çeşitli insan toplumlarının sanat, mitoloji ve diğer kültürel yönlerinde önemli bir rol oynarlar, modern zamanlarda ayılar, yaşam alanlarına tecavüz ve Asya safra ayısı pazarı da dahil olmak üzere, yasa dışı ticaret yoluyla baskı altına girmiştir, altı ayı türünü savunmasız veya nesli tükenme tehlikesi altında olarak listelemiştir ve boz ayı gibi asgari endişe verici türlerin bile bazı ülkelerde yok olma riski altında olduğunu gösterir. En çok tehdit altında olan bu nüfusun, kaçak avlanması ve uluslararası ticareti yasaktır, ancak hala devam etmektedir. Boz ayı ya da boz ayı, ayıgiller familyasından Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türüdür, Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biridir ve boyut açısından tek rakibi ortalama boyutları kısmen daha büyük olan kutup ayısıdır. Amerikan kara ayısı, ayıgiller familyasının Ursus cinsine ait bir ayı türüdür. Anavatanı Kuzey Amerika'daki en yaygın ayı türü olan Amerika siyah ayısına, kuzeyde Kanada ve Alaska'dan güneyde Meksika'ya ve doğuda Atlas Okyanusu'ndan batıda Büyük Okyanus'a kadar olmak üzere, kıtanın büyük çoğunluğunda rastlanır. Asya kara ayısı, ayıgiller familyasının Ursus cinsine ait bir türdür ve Tibet kara ayısı ya da Himalaya kara ayısı olarak da bilinir. Bu ayılar kış uykusuna yatmaz, yatsa bile bu derin ve gerçek bir kış uykusu değildir. Erkekler ortalama 120 ila 170 kilogram, dişiler ise 80 ila 130 kilogram arasındadır, siyah veya boz renklidir.
Kutup ayısı aynı zamanda beyaz ayı ya da deniz ayısı, ayıgiller familyasından soğuk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türüdür, yaşamakta olan en büyük kara etoburudur ve bulunduğu ortamdaki süper yırtıcıdır, yaşadığı çevreye çok iyi uyum sağlamıştır. Malaya ayısı, ayıgiller familyasından, esasen Güneydoğu Asya'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşayan bir ayı türüdür, var olan ayıların en küçüğüdür ve çok iyi tırmanıcıdır. Malaya ayısı için, güneş ayısı, ya da, tropikal ayı, adları da kullanılır. Tembel ayı, ayıgiller familyasından, Hindistan ve Sri Lanka'nın tropikal ve astropikal bölgelerindeki ormanlarda yaşayan memeli türü, adını yavaş hareket etme özelliğinden alan bu ayıların görme ve işitme duyuları zayıf, ama koku alma duyusu güçlüdür. Dev panda veya sadece panda, ayıgiller familyasından, beyaz postu üzerinde bölge bölge siyah büyük benekleri olan, iri, nesli tehlikede olan bir ayı türü, küçük pandadan ayrıt edebilinmesi için büyük panda veya sadece bambu ile beslendiğine dikkati çekmek için bambu ayısı da denilir. Gözlüklü ayı, Tremarctos ornatus, Ent ayısı olarak da bilinir, ayıgiller, Ursidae, Güney Amerika'nın Ent dağlarında yaşayan bir ayı türü, adını, gözlerini çevreleyen beyaz halkalardan almıştır, siyah postlu olup daha çok otoburdur, ağaç tepelerinde maymun gibi dolaşarak beslenir, erkekleri ortalama 120 kilogram ve 2 metre boyunda, dişileri ise 80 kilogram 1,80 metre boyundadır, çevik ve usta bir tırmanıcıdırlar, kaba tüylü postunun rengi koyu kahverengi ile kara arasında değişir, yüzlerinde, gözlerinin bir bölümünü ya da tümünü çevreleyerek gözlüğe benzer tipik halkalar oluşturduktan sonra boyna ve göğse doğru uzanan kirli beyaz ya da sarımsı lekeler vardır, dişiler, 8-8,5 aylık bir gebelik döneminden sonra 1 ila 3 aylık